Nasıl gidiyor? Hoş geldiniz. Bugün Nihal Bengüsü Karaca ile konuşacağız. Nasıl gidiyor Nihal? Nasıl gitti daha doğrusu? <laughs> 2023'ün son günlerindeyiz çünkü. Eee hiç güveysinden mi diyeceğiz artık. Mırın kırın mı diyeceğiz. Bir şekilde gidiyor. Evet, zor bir yıl yani Zor bir yıldı evet. Ölümlerle başladı, depremlerle, gazlırdaki ölümlerle devam ediyor. Yani bu kadar bir yılda bu kadar çok ölümle karşılaştığımız bir yıl ben hani binlerle ifade evet, Bir de böyle çok şeyden. gözümüz önünde de yaşanıyor ya artık her şey görüntüler, videolar gittikçe artıyor bunun sayısı. Gittikçe daha fazla insan bu teknolojiye ulaşıyor ve daha rahat bu teknolojiyle karşılaşıyoruz. O yüzden her an herkesin başına gelen büyük felaketleri görüyoruz ve bu çok tuhaf bir Çok tuhaf bir kanıksamaya da yol evet. açıyor. Ölümün ve acının normalleşmesi olayıyla bence çok iç içe geçtik bu yıl. Evet. Böyle bir kanıksadık yani hani her yeni ölüm ha öyle mi ya gerçekten mi gibi bir yere yani böyle bir kalınlaşma hissediyorum deride kalınlaşma İnsanın sanki derisi yüreğinin zarı kalınlaşıyor gibi bir durum var yani peki bunu mesela şöyle bir etki oluyor mu bakmayalım o zaman mı yoksa daha onu çok doğru bakalım bulmuyorum evet onu tamam. ya işte benim içim kaldırmıyor etrafımızda çok var böyle biliyorsun. Ya ben artık haberleri izlemiyorum. Artık sosyal medyaya hiç girmiyorum. İçim kaldırmıyor. Özellikle kadın arkadaşlarımızda çok oluyor bu. Ama bunu doğru bulmuyorum yani. Her haberin farkında olman lazım ki o haber üzerinden manipüle edilmeye karşı bir bağışıklığının olması gerekir. Yani bunu sağlayabilmen için bağışıklık kazanabilmen için izlemen, az çok olaylar nerede başladı, nereye gitti yorman gerekir. Bunu sadece bir gazeteci olarak değil, her okur yazar için e, sakıncalı bir tutum olarak görüyorum. İçim kaldırmıyor diye haber evet. izlememeyi. Ben mesela bazen böyle haber videolar gel geldiğinde hani çok ağır görüntüler olabiliyor. Ee, Tabi onlarda tabii ki onu biraz mozaiklemek gerekiyor ama geri kalanları böyle mozaiklediğimizde sanki gerçeğin üzerine biraz örtüyormuşuz, onu kullanıma hazır hale getiriyormuşuz gibi hisse kapılıyorum ve aslında onu yapmamamız gerektiğini çünkü çıplak haliyle tam olarak ne yaşandığını göstermek belki duyarsızlaşmayı engelleyen şey olabileceğini düşünüyorum ama böyle bir ikilemde kalaysan tabii. Sen şiddet içeren görüntüleri fotoğraf karelerini söylüyorsun. Evet. Daha Hı -hı. spesifik Mesela bir şeyden bahsediyorsun. Mesela Gazze'de işte çocuklar ölüyor ve onu göstermek dozunda bırakmak koşuluyla ben de zaman zaman gösterilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü çocuklar ölüyor çocuklar ölüyor. Bunu bin kere tekrarladığınızda çok klişe bir cümleye dönüşüyor. Ama aslında çocuk nasıl ölüyor? Çocuk ölümü neye benzer? Yani İsrail bir yerleşim yerindeki insanları yaş ayrımı, cinsiyet ayrımı, yetişkini, erkeği, çocuğuyla beraber öldürdüğünde ortaya nasıl bir tablo çıkıyor? Bunun zaman zaman insanlara hatırlatılması gerekiyor. Çünkü bu yaşanırken sansürlü yaşanmıyor. Yaşanırken blurlu ya da flulaştırılarak yaşanmıyor ya da aksiyon filmlerindeki gibi Şiddetin estetize edildiği bir formda yaşanmıyor. Tam olarak o şekilde yaşanıyor. Hı. Ve insanın e, bir yerde kastiy olarak ölüm olduğu, öldürme olduğu, kasıtlı olarak cinayet işlendiği bir yerde ölümün neye benzediğini hatırlaması gerekiyor insanların. Hı. Bu e, yani böyle doğrudan yılın korkunç olaylarından gittik aslında. Biz böyle biraz da sen ne yaptın yıl boyunca konuşalım da istemiştik ama yani konuşmadan da olmayacak şeyler bunlar. Yılın başlangıcında da Türkiye için bu deprem meselesinin Anladım. bazen yaşandığına bile insan değil mi? inanamıyor değil mi? O kadar unutuldu ki ya o kadar o kadar gündemin çok altlarına düştü ki onu onu nasıl görüyorsun? Yani bu böyle hayatta kalma şeylerinden biri mi unutmak bizde? Yani çok travmatik bir şey ve Sanki travmayı bastırdık gibi hmm. görüyorum. Hani çok büyük bir olay yaşanır, yakınları o insana zanaks içirir, içir, içir. Sanki hala o zanaksız süreçteymişiz gibi hissediyorum. Hani görürsünüz etrafınızda bir insan evladını kaybeder ve evlat kaybı kadar çok acı olan asya vardır dünyada. Ölen kişinin yakınına ...tabii ki muhtemelen ağırlıklı ...annesine ya da babasına sürekli sakinleştirici içirilir. O süre içerisinde... ...insan yasla baş edebildiğini düşünür. Çünkü... ...çok güçlü bir ilaç alıyordur. Ee, o ilacı bırakması gerekecek bir gün. Ee, o zaman... E, ...insanlar da dağılmış olacak. Etraftan. Ve çok sert bir biçimde... E, ...gerçek ölümün acısı da... ...bir de tek başına yakalanır. Hani... Doğru bir yöntem değildir aslında ama hep uygulanır ne yazık ki o cenaze stresi e, kalksın ortadan önce bir insanlar gelsin taziyede bulunsun ondan sonra ondan sonra diye ertelenir o kişiye ilacın bıraktırılması. Şimdi sanki biz de öyle bir süreci yaşıyoruz özellikle deprem konusuyla ilgili çünkü orada taptaze duruyor kayıpların acısının bu kadar erken sinip gittiğini düşünemeyiz herhalde. E, travma fiziksel olarak maddi tahribat olarak duruyor. Bir yandan tamam onarım, tamirat, tadilat başlamış ama hiçbir şekilde yeterli gelmiyor. Çünkü orası aynı zamanda yaşayan bir coğrafya, iklim, müste, iklimin değiştiği, iklim değişikliğinin e, şartları çok zorladığı bir dönemden geçiyoruz. Sürekli böyle aynı zamanda deprem olan yerde sel de oluyor. Evet. Garip fırtına kuşakları, rüzgar çok güçlü rüzgarlar, fırtınalar. Onlar sel... korunaksız yakalanıyorlar. Evet ve korunaksız yakalanıyorlar. Bina yok, sığınacak yer yok, çadırlarda yakalanıyorlar. Yani yarım metre katılaşmış çamurun içerisinde yürümeye ve yaşamaya çalışıyorlar ve yardımlar olsun, devletin onarıcı ilgisi ve azmi olsun. Her şey tabii ki daha geri geriye çekilmiş vaziyette. Orada çok korkunç bir travma var ve kimsenin oraya dönüp bakacak, insanlarda oraya dönüp bakacak vaktim yok gibi hmm. yapıyor. Çünkü oraya çok dönüp bakarsa o acıyı ayakta ve de. diri tutarsa yakında çok yakında olması beklenen İstanbul onu hatırlatıyor. Evet İstanbul depremini hatırlaması gerekecek ve İstanbul. Yapacak bir şey de Evet yok. müstakbel İstanbul depremiyle ilgili aslında hiçbir şekilde sorun çözücü bir iradenin hala net bir biçimde ortaya konmamış olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye çalışacak. Binasının 30 yıllık olduğu gerçeğiyle yüzleşmeye çalışacak. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden getirip baktırdığı hani bina kalitesini ölçen bir hizmeti var İBB'nin tamam. Ama mesela o hizmetten faydalandığınızda karşılaştığınız gerçekler de son derece can sıkıcı olabiliyor ve yine yapacak bir şeyiniz yok. Çünkü İstanbul gibi yerde diğer konut sakinlerini ikna edip binayı kentsel dönüşüme sokabilmeniz de çok büyük bir macera ve genellikle de yani, başarısızlık. başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü insanların depremle ilgili algıları farklı. Öldürmeyen Allah öldürmezden tutun da hem de hiç kendisine çok modern şehirli, seküler diyen insanlardan böyle cevaplarla karşılaşıyorsunuz. Ya bina tedbirimizi alalım, binayı kentsel dönüşüme sokalım dediğinizde e, seküler kimliğiyle ünlenmiş insanların bile biraz da bu işleri Allah'a bırakmak lazım gibi cevaplarla size geldiğini görüyorsunuz. Ben yaşadım çünkü bunu bizzat yaşadım yani. E, çok garip yani insanların büyük bir yaklaşan somut bir bela kavramıyla baş etme şekilleri çok farklı, çok değişken. Birazdan bunu Ve hiç senin... kimlikleriyle de bağdaşır türde değil. Değil, evet. Bir de çaresizlik denerdi. Böyle yapılıyor. Bir de bence bu deprem meselesinde ki bu hafıza sızlığın sebeplerinden biri de depremin seçim yılına denk gelmesi oldu gibi geliyor bana. Komplo teorileri bir de. Herkes neredeyse ama herkes. Yani normalde daha bilinçli olmasını beklediğiniz insanlar dahi bütün bunların bir komplo olduğunu, işte müteahhitlere iş ve alan ve rant hmm. imkanı sağlamak amacıyla binalarımızın durumunun iyi olmadığına dair belgeler verildiğini falan düşünüyorlar. Evet. Oysa ki şey İBB, hani evet. binaların durumu ile ilgili o raporları olumlu ya da olumsuz o raporları veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile, işte herhangi bir rant olasılığından dolayı okları çevirdiğiniz herhangi bir bakanlık, çevre bakanlığı, şey, şeyciğim, başka partiler yani evet. hani birbiriyle mücadele eden iki farklı siyasi akım hani ikisi de kentsel dönüşüm iyidir yapılması Hı. gerekir diyorsa durup bir düşünmek lazım ama hala Türk insanının zihni özellikle okur yazarsa daha da artıyor. Evet. Şiddeti. Sanki şöyle bir şey de oldu. Komplolara ee, inanmanın şiddeti daha da artıyor. Az okur yazarlıkla. İktidar zaten e, deprem hani oldu ve bitti. Allah'tan geldi. Yüzyılın felaketi. Yaraları sarıyoruz. Binaları yapıyoruz diyerek onu bir paketledi ve onu öyle düşürmek işine geldi. E, Muhalefeler de seçimden sonra deprem küstüler. O da çok tuhaf bir yer. İki taraflı bir aslında şey oldu. Küsmenin ötesinde kızdılar. Kızdılar, sövdüler yani. Onu görmek de çok O yüzden de sanki. Öyle geliyor bana. Unutulmasında onun da mı etkisi oldu? Yani bu da etkili olabilir yani. yani çok artık çok fazla Yani ma olsun. madem e, iktidara oy verdiniz. O zaman biz de başınıza gelen bu felaketi hatırlamıyoruz gibi. Yani Çok öyle, çocukça ve şımarıkça bir evet, tepkinin de böyle izlerini... Bunu dillendirmediler ama yani psikolojik olarak psikolojik orayla ilişkileri kopardılar. Olabilir gibi. gerçekten Hı. olabilir. Yani Çünkü o zamanlar beni şaşırtmıştı. Ve yani bence muhalefete oy veren insanları daha makul, daha demokrat ve vicdanlı insanlar utandıran bir e, tepkiydi. Evet. Yani madem bize oy vermediniz... Nasıl olup da hala iktidara oy verirsiniz şeklinde bir çıkış yapılması hoş değildi. Yani deprem değer halükarda travmatiktir yani. Her halükarda. Şöyle siyasetin kenarından geldik, geçtik orayı bırakalım. o kadar Peki. çok konuştuk ki siyaset. Hı hı. O yüzden biraz senin 2023 yılına. Tabii seçimlere gelelim. girmedik. 2023'ün evet. en önemli olaylarından biri. En travmatik evet. olayları belki depremle başladı. En önemli olayı yine seçimlerdi ben aslında öyle bir Yine sorularımız da var o soruları sana sorayım Sen belki Gazze olayını da anmadan 2023 yılı bitmez tabii Gazze'de olanlar. böyle kısa kısa senden bunlara cevap alalım ve senin 2023 yılını açalım biraz daha ee, Türkiye'de yılın olayı seçimler seçimleri evet ona evet. koyabiliriz ama en travmatik olaya depremi koyduktan Deprem. sonra en önemli olaya Cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler, parlamento evet. seçimlerini koyabiliriz. Artık bunu zaten üzerine konuşulmadık, evet. hiçbir şey kalmadı. Evet, <laughs> Hala da konuşuldum. yaşıyoruz zaten içinde. Dünyada yılın olayı bence Gazze hmm. İsrail'in başlattığı yani hem Aksa tufanı ona karşı Demir Kılıçlar operasyonu İsrail'in bence en önemli olayıydı ve en trajik Evet. olayydı. Hala da devam ediyor. Hala da devam ediyor. O da garip bir biçimde gündemimizden mesela yavaşça böyle tereyağından kıl çekilir gibi yavaşça çekildiğini görüyorsunuzdur siz de. Evet. Tuhaf bir biçimde trendi var olayların. Bir bir hızı var. O hız doyuma erdikten sonra sanki geri çekilmesi gerekiyor o gündemin. Artık şeyi doyuma ulaştı o gündemle ilgili insanlar ve artık geri çekilmesi gerekiyor gibi tuhaf bir alışkanlık devam oluştu. Işte. Evet. Ama Gazze olayı bugün galiba 80. ya da 81. günü <laughs> e, yani Gazze'ye saldırılar İsrail'in. O kadar çok e, acımasızca devam ediyor ki. O kadar çok. çok günde o kadar çok insan ölüyor ve o kadar çok görüntü görüyoruz, o kadar çok trajedi görüyoruz ki yine de uzun erimli bir haber oldu yani bu ve oraya ilgi de hala devam ediyor o yüzden sanki. E, Türkiye'de yılın kişisi sence? Yani Kemal Kılıçdaroğlu herhalde. Hmm. Yani çünkü seçimlere hazırlandı, büyük bir umut uyandırdı. Millet İttifakı'nın seçimleri alacağına dair bir algı. Ve aynı zamanda karakteri ve kişiliğiyle masaya yatırıldı. Kazanamayacak aday olarak işaretlendi ama yine de kazanması beklendi. Daha sonra seçim kaybettikten sonra ee, anlaşılması zor bir direnç sergiledi hani... Bırakma noktasına yani bir jübile yaptım buraya kadardı. o noktası bir noktalayamama durumu. Bayağı bir trajediye döndü. Ilgili. Olay, değil mi? Evet travmatik bir şeye döndü yine ve sonra kongrede seçimi gerçi şey, Şu ilk da var bu hep da. kongreyi işaret ettiği için aslında kendi söylemiyle de tutarlı oldu gidişi. Hani öyle havadan bırakamam kongre var hep kongre var diyordum. Gerçekten de o işaret ettiği kongre. CHP Genel Başkanlığı macerasının sonlanması neden oldu ve kamuoyu bunu çok konuştu. Hani seçimlerin sonuçları bu seçimlerin e, yani kazanan taraf Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanmasının ne anlama geldiğinden çok muhalefet muhalefetin başarısızlığı ve muhalefetin an, an, ana muhalefet partisinin başındaki Kemal Kılıçdaroğlu çok konuşuldu. Neredeyse bakarsanız yılın dörtte üçünde o konuşuldu gibi geliyor. Evet. O nedenle o ismi söyleyebiliriz. Dünyada yılın kişisi? Bence dünyada yılın kişisi Rim'in dedesi. İsmi hmm. ee, ismi Nabhan soyadı Halit. Halit. Halit Nabhan. Bence o Filistin'de olanların, Gazze'de olanların e, ne olduğunu, gerçekte ne olduğunu olaylardan habersiz ve tarafsız kalmaya çalışan, özellikle batılı kamuoyunu, batılı sokağı ...çok iyi anlatan bir figür oldu. Bir de yani böyle... Sakalıyla, sarığıyla... Evet. E, ...küçük bir kız çocuğuna... O olan tipolojiyi de insanileştirdi evet, değil mi? Evet, o tipoloji ...Batılıların, Batılı kamuoyunun... ...hatta ülkemizdeki militarist, sekülerist... ...kesimlerin diyelim... ...hep canavarlaştırdığı bir tablodur. Cihatçı profili. Evet, cihatçı profilidir. Halit Nabhan profili. Sakalı da var, sar sarığı da var işte kıyafetlere de ona göre tipik bir cihatçı proje. Cihatçı çizecekleri zaman onu çizerler. Ama biz Gazze'deki trajedi eşliğinde torununu kaybeden bir dedenin acısını torunu kaybettiğine kaybetmesiyle ilgili travmasını, şokunu ve hala o torunun cesedine gösterdiği merhameti ve şefkati gördük. Sadece biz görmedik. Bizim için aşina profiller bunlar evet. az çok yine. Ama şehirli ve İslamofobik kesimler için İslamofobiye yatkın kesimler için çok yeni bir hmm. e, profilleme idi Halit Napan çok ilginç evet, bence çok. dünya açısından önemli bir bir algıyı yıkan bir kişiydi çünkü yani ne kadar sürer bu ön yargı ile ilgili bu olumsuz prototip pedair olumsuz algıyı yıkmasının tesiri ne kadar sürer bundan emin olamayız ama Yıktı. Hı. Önemli olan bu. Türkiye'de yılın değeri en anlaşılmamış olayı. Geliyor mu aklıma bir şey? Geçebiliriz. Bunu gelmedi aklıma bir şey. Dünyada yılın en değeri anlaşılmamış olayı. Olumsuz bir şey açısından söyleyeceğim İki olay olabilir. Gertvil dersin. Galibiyeti. Henüz an, önemi olumsuz değerli dediğimizde zaten olumsuz manada. değerli demiyoruz. Evet, yani. değerli. Önemi demiş. aslında. Biraz etkisi. Doğrusu, etkisi. Daha doğrusu öyle. Ee, evet. Hani şeytan taşlamaktan tavaf etmeye fırsat bulunamadığı için hala Gert dersin bu yükselişinin ne kadar tekinsiz bir anlama geldiği üzerinde yeterince düşünüldüğünü evet. sanmıyorum. İkincisi de yine aslında benzer bir aks yer alabilecek olan batılı hükümetlerin. Ben bunu birkaç kez yazdım ama ne kadar üstünde durulsa yeridir diye düşünüyorum. Batılı hükümetlerin devletlerin kendi kamuoylarının beklentisinin aksine İsrail'i koşulsuz bir biçimde yaptığı bütün katliamlara rağmen desteklemeye devam etmeleriydi. Yani kimi Holokost kompleksiyle, kimi daha önce yapılmış mutabakatların tesiriyle kim ise Orta Doğu'da bizim bir jandarmaya ihtiyacımız var. İsrail'de o görevi görüyor. Buna devam edecek bizim de desteğimiz tabii ki İsrail'den yana gibi böyle bir ön kabulle, müthiş bir vicdansızlık ve merhametsizlik sergileyerek kendi halklarıyla da karşı karşıya gelme pahasına böyle bir e, soykırım'a destek duruşu seçmeleriydi. E, bu da değerli bir olay değil bence ama önemli bir olay. Önemli, evet. Etkisi Çok uzun geçti. erimli olabilecek geniş. Spektruma yayılabilecek bir olay. Bütün 2024'ü etkileyecek herhalde. Ee, Türkiye'de yılın en saçma olayı. En saçma olayına bence şu son gündemden yakın süreç yani yakın zamandan bir örnek verebiliriz. Kızıl Goncalar dizisinin aldığı tepkiyi verebilirim en saçma hmm. olayına. Neden saçma? Yani ben dizi e, diziye ilişkin öyle yoğun bir linç kampanyası oldu ki o linçten sonra oturup ben de bir izleyeyim dedim. İzlediğimde şoka düştüm. Hı hı. E, çünkü söylendiği gibi İslam kötü gösterilmiyor dizide. Bilakis <laughs> hani laik seküler kesim kötü gösteriliyor. Hani onlardan tepki gelmesi daha normal olabilecekken e, çok belli ki bir birkaç tarikatın, birkaç cemaati ama en bilinen olan bir cemaatin Hı -hı. fiştiklemesiyle. Onlar kampanya başladı. Zaten. Evet. Bayağı baya bir yani yalan söyleme üzerine kurulu adeta yani. Hani abartma üzerine kurulu ya da abartma üzerine kurulu bir linç kampanyası yürütüyorlar. Aslı astarı yok açıkçası yani. Sen de izledin mi bilmiyorum. İzledim. Yani oradaki karakterleri az çok gördün. Hı -hı. işte İslam'a ...Müslümanlara hakaret edildiğini iddia eden dizide... ...evet bir tarikat var, faniler olarak geçiyor. Hı hı. Ee, tarikat içerisindeki bazı çarpıklıklar ele alınmıyor mu? Evet alınıyor. Zaten Türkiye'deki tarikatların... ...önemli bir kısmında da olmayan şeyler mi peki dizide gösterilen? Hayır, olan şeyler. Yani kendi küçük dükalığında kendi küçük menfaat ağında kendi lehine iktidar alanları yaratmaya çalışan tiplemeler görüyoruz biz o faniler olarak gösterilen terikat yapılanmasının içinde. Böyle insanlar gerçek hayatta yok mu? Var. Böyle gruplar yok mu? Var. Ama öte yandan biz ne görüyoruz işte? Yani Cüneyt gibi birini görüyoruz mesela. Cüneyt karakteri gibi biraz daha bilge, genç yaşıyla uyumlu olmayacak şekilde basiret sahibi. Olaylara müdahale etme isteği de olan. Sadece öyle kenarında oturup işte İbni Arabi okuyup derin derin düşüncelere dalan biri de değil. O İstanbul Haşmişcan geçidinin üstüne, üstüne çıkıyor, çıkıyor ve şehre bakıyor ve bu şehirde düzeltilmesi gereken çok fazla intihar şey. İntihar edeceği zannediliyor. Evet, intihar edeceği zannediliyor ama aslında motivasyonu o değil. Ters giden şeyleri düzeltmeye dair irade koymaya çalışan bir çocuk ve belli ki o Efendi Hazretleri diye anılan karakterin torunu. Şimdi bayağı güçlü bir karakter hani tabii ki sürprizler çıkabilir iki bölümünü izledim iki bölüm üzerinden dizinin tümüne kefil oluyorum gibi bir durum yok. Böyle Ama böyle senaristlerin değilmesi... cehalet ve ile nefretle Hayır, yazmadığı asla. açık Çok yani biliyorlar. İncelikli ve... çalışıyorlar evet. aslında. Yani böyle klasik Gündem... Türk filmlerindeki tabii. din temsili gibi bir şey değil bu. Değil değil hiç değil yani Türkiye'de yaşanan yakın tarihte yaşanan olayları temsilen bazı karakterler mesela konumlandırılmış. İşte yetmez ama evetçi bir kız var. Ama ona kızan 28 Şubatçı. Ona kızan 28 Şubatçı hasta yatağında hala o katı uzlaşımsız sarını devam eden seküler bir rektör var. Çok katı bir adam. Ama biraz muhtaç olduğu için bakıma muhtaç olduğu için bu bizim şehre yeni gelen tarikat mensubu anne kız ile yolları kesişiyor. Hı -hı. Ve o genç kıza Zeynep'e ders çalıştırmak istiyor aynı zamanda hmm. o rektör. Şimdi iyi bir tarafı e, da var yani. Evet ama daha sert çizilen figürler aslında diğer kesimden. Yani evet. kemalist kesim diyebileceğimiz ya da seküler, laik yaşam tarzı olan kesimdeki karakterler aslında daha sert çizilmiş. Levent çok katı bir psikiyatrist. Hani hmm. psikiyatrist aslında o kadar katı, o kadar köşeli olmamalıdır normalde. Ama tam aksine o öyle bir figür ee, bir bakış açısı var yani eşitlik arayışı var hı hı. yani yanında çalışan kişiye o köylü dediğin cahil dediğin insana daha sonra bir faydan olamaz hani hı hı. bu şekilde ön yargıyla yaklaşırsan sana çare bulma umuduyla gelmiş insanlara bir hekim olarak hiçbir şey veremezsin şeklinde hı hı. attığı bir tirat var mesela o ahlaki bir tavır orada konumlandırmaya çalışıyor mesleğiyle ilgili ve Atatürk'e referans veriyor filan ama sonuçta olumlu bir bakış açısı var ama çok katı ee, yine de sert özellikle dindar mütedeyyin kesime karşı ama bakıyorsunuz sadece bu kadar mı? Hayır çocuk kaçırma var. Yani Levent ve eşi Beste'nin bir çocuk kaçırma geçmişi var. E, Beste dediğiniz zaten fırfır akıllı bir anne kadın olarak çizilmiş. Aldı başını gitti Almanya'ya. Hani hiçbir tarafından olumlu değil. Hani orada gerçekten tarikatlı olmak olmasına rağmen olmakla beraber olumlu figürler var. Ee, aynı zamanda bir gül tezel gibi İmam tipte tarikatten tarikattan ayrılmış ama İmam Hatip'te öğretmenlik yapan daha ılımlı hani muhafazakar Demokrat denilebilecek hı. karakterler de var. Oldukça ince çalışılmış, hı. detaylı çalışılmış. Siyah beyaz değil. Her kesimin bagı var aslında. Her hı kesimin hı. bir bagı var, bir açığı var. Ama aynı zamanda e, onları hayatının içerisinde onlara kılavuzluk yapabilecek, rehberlik yapabilecek e, perspektifleri de var. Hı hı. Ben onu gör, bunu gördüm şimdilik size ve. Evet. Bu kadar hunharca linç edilmesini... Bir de Fox Açma TV'de ana akım yani. bir kanalda ana önemli bir saatte böyle bir dizi yayınlanıyor. Yani alternatifi ne bunun peki? Ee, alternatifi çok üzerine düşündüğümüz... Yalı Aşk, mı? Evet aynen yalı çapkını, yalı ya aşkları. Bu mu yani? Böyle, zaten bir, yani var öyle yani anlamlı başlayan e, sosyolojik katmanları doğru bir biçimde temsil edecek gözüyle baktığınız anlamlı bir biçimde başlayan sonra bıcık bıcık aşk ilişkin dizisine dönüşen bir sürü dizi görüyoruz. Yani. Oluyor tabi elbette. Yani ama bir, o da o da bir Ama o da bir açtı bir tabii evet. bir öne ön açtı yani o da karakterlerin önemli bir dizi. Normal bir insan Ve gibi çok, <laughs> değil mi? Yani kendi anlam, karakterleri, karakterleri personel karakterler olan. çok olan... Karakterler çok şeye girdi yani. Hmm. Hani sekülerler, muhafazakarlarla temas ettiğinde muhafazakar aile dağılır gibi hmm. bir noktaya gitti. Hani orada insanları mesela Kızılcık Çerbeti'ne baktığınızda, izlediğinizde geldiği son nokta itibariyle bundan endişe eden, kaygı duyan insanları anlamak daha mümkün. O hmm. ben Kızıl Goncalara bakıldığında sıradan bir muhafazakar ailenin normal yani kendine güveni olan dindar bir ailenin bakıp da gocunacağı bir şey göremiyorum. Evet. Bir de göremedim şey, yani. Şey de çok ilginç değil mi? Yani aslında e, yani Türkiye'de çok uzun yıllardır televizyon sektörü çok güçlü, dizi sektörü çok güçlü. Ama daha yeni yeni AK Parti'de 20 kaç yıl oldu işte 21 yıldır iktidarda e, daha yeni yeni başörtülü insanlar da kendi karakterli yani başörtülü biri olarak değil <laughs> kendi karakterleriyle o ee, anlamda Kızılcık Şerbeti'ne de Nur Sima karakteri önce oldu aslında. Önce oldu evet. Bu çok önemli yani. Burada yani aslında bir normalleşme aslında Yani hem hesaplaştı hem günün sonunda yine istediği kişiyle evlendi. Ee, o anlamda önemliydi. Kızıl Goncalarda da o anlamda bir potansiyeli vardı. Sizin. Çok hmm. güçlü bir potansiyeli var. Ama şimdiden setler iptal edilmiş. Mekan izinleri iptal edilmiş, hmm. aile bakanlığı devreye girmiş, aile yapısı falan ben... Aile yapısıyla ilgili hiçbir şey görmedim, hele. daha henüz durun yani hani... Ne diziler var aile, aile yapısıyla ilgili? <laughs> evet yani tüm gün boyunca... Sansürsüz yayınlanan o reality show mu denir, hangi sabah programları mı denir yani? Hmm. O kapsamda... Yer alan programların tüm gün boyunca ev kadınlarını... ifsad ettiği bir ülkede yaşıyoruz biz. Ee, onlar ortada dururken kızı Goncalar mı aile yapısını ifsad ediyormuş? Ben anlamadım bir şey gerçekten bu işten. Evet. Ee, Sorularımıza devam edelim. Dünyada yılın en saçma olayını konuşmuş muyduk? Geçebiliriz istersen. Aklıma gelmiyor şu an. Ee, yılın kitabı. Senin okuduğun, gördüğün, baktığın. Yani ben Şükrü Hanioğlu'nun Atatürk'ün entelektüel Biografisi. biyografisi ne güzel buldum. Yani hangi kitapları okuduğu... ne niyetle okudu. Atatürk'ün güzel toparlanmış. Oral Çalışlar'ın 68 hı hmm. kuşağı ile ilgili isyan kitabını hmm. okuyacağım. Hmm. Onu aldım. Mahmut Erol Kırılçın Hermesler Hermesini okuyorum. Hermesler Hermesi. Hermesler, Hermesler evet. Ne bu? bu? Anlatsana bu. bunu. Çok ilginç bu. <laughs> ya bu ilginç. Bir tasavvufla ilgili yani bütün semar... Erol Kılıç ilahiyat Profesörü, profesörü. Hı -hı. büyük elçilik de yaptı yapıyor hatta belki. Yani Hermes bile. çok ilginç bir karakter. Antik Hı. dönemlerde evet. yaşamış. Yani milattan önce binlerce yıl önce yaşamış bir karakter ama her kültürde garip bir biçimde iz bıraktığı varsayılan bir karakter. Çanta yani, değil yani Hermes. Kesinlikle çanta değil. <laughs> Neden aslında o kadar hani o isim seçilmiş. Onu da belki görmek mümkün. Hazreti İdris İslam'da Hazreti İdris'in Hermes olduğu Öyle düşünülüyor. Mi? Ee, Kral Tot'un Mısır, Eski Mısır kralı ve sonradan tanrı muamelesi yapılmış. Kral Tot aslında Hermes'i deniliyor. Eee bazıları Enoh yani bir karakter bu da Tevrat'ta İsrail e hmm. hatta geçen Enok kitabı vardır mesela. Hmm. Onun Hermes olduğu söyleniyor. Yani böyle çeşitli tarihin çeşitli anlarında özellikle o büyük tufan olarak bilinen ki Nuh tufanına gönderme hmm. yapan ya birçok kültürde Nuh tufanına gönderme yapan evet. yazıtlar bulundu ve o, o tarihin o döneminde ortaya çıktı ve bir yıkım yıkım yaşamış dünyada çeşitli medeniyetlere bilgi, irfan, ilim, astronomi, matematik götürdüğü iddia edilen kişidir. Hermes. Evet. Bu göbekli ile ilgili de şeylerde bunu da var, değil mi? Yani göbekli tepede de. ...Nuh Tufan'la işaret, işaret eden bir şey. Onun aslında akbaba bir şey adasından. mesaj verdiği Evet, söyleniyor. akbaba taşında Sirius, yıldız olan Sirius'un konumu vesaire vesaire onları buldular ve bir tarihe tekabül ettiği, Akbaba taşı üzerindeki figürlerin bir tarihe tekabül ettiğini keşfettiler ve o tarih işte efendim Mayaların eski Tarih bir eserlerinde de, de bulunuyor. Başka yer, o bir yerde tarihte bulunuyor. bir şey oldu. Evet. Oldu Stone ve dikkat diyorlar. Buna dikkat çekil diyorlar. Evet. Buna, buna dikkat yapılır. çekilmiş deniliyor. O onun o büyük tufan hmm. oldu. Ee, ama o tuha, tufan da aslında bir sonuç. Yani büyük bir yok oluş var. Bir gök taşı ya da meteor hmm. yağmuruyla kıtaları neredeyse birbirinden ayıracak ve dolayısıyla okyanusların suyunu Hmm, yükseltecek büyük bir yok oluş tarihine tekabül ettiği düşünülüyor. Ee, onunla beraber anılan bir isim ama tasavvufta yani bütün mistik gelenekler ruh ruhçu e, gerek spiritüel geleneklerde gerek e, ruhçulukta gerek tasavvuf eğilimlerinde sufizmde de hermetik düşünce hı hı. diye bir kavramsallaştırma var. O da yine Hermes'in görüşlerine dayandırılıyor. Ee, değişik bir karakter yani. Yani yarı mistik hmm. ama yaşadığı da yaşadığına dair güçlü kanıtlar da olan. En azından ona atfen üretilmiş felsefi e, bir gelenek var. Hmm. Bir düşünce ekolü var. Ve tasavvufla ilgili e, bazı kavramlar hermetik düşünceye, Hermes'e dayandırılıyor. Mesela hangisi? daha henüz tamamen kitap hmm. bitmedi ama tümü yani neredeyse yani hmm. o mistik gelenek hmm. oradan türediği, Hermes'ten türediğini Hermes'lerin Hermes'i bir Yahudilik'te bir şey miydi böyle? Böyle bir kitap vardı sanki ama öyle bir şey hatırlıyorum. Öyle de başka bir şeyle karıştı. Öyle bir ifade kullanılıyor. Trismegistus ilginç gibi. İlginçmiş gerçekten. Ramu Erol Kılıç'ın bunu yazması da ilginç. Ben hiç bilmiyordum bunu. Yani kitap bitince üzerine belki yazı yazarım. Sen böyle bu e, Sufi antik e, düşünce gelenekleri hit felsefesi. <laughs> Bu Seçimden Bu ara... <laughs> sonra kendim biraz buralara verdim. <laughs> evet. Guru olmaya doğru. Evet, sand guru olarak hmm. yok canım. Sen de mi sand guru izliyorsun? Efendim. Sandguru. Ama arada bir karşıma çıkıyor. Evet. Bilginizde sand guru. Ya evet insanın bilmiyorum biraz da kaçış psikolojisi falan da oluyor galiba. Hmm. Yani biz burada küçük dertlerimize boğuluyoruz veya işte. Düzeltemeyeceğimiz şeyleri düzeltebileceğimiz vehmine kapılıyoruz ama hayat çok uzun, tarih çok eskiye gidiyor <laughs> ve hep baş aşağı düşmeler, yukarı çıkmalar, allak bullak olmalar, alt üst olmalar yaşanmış olmuş hani insan dediğin aslında çok büyük bir gerçekliğin çölünde bir kum tanesi gibi bir psikolojiye girerek aslında ilgi ve ...anlam yükleme alanını... ...derinleştirmeye ve genişletmeye... ...çalıştığı dönemleri oluyor insanın. Hı. Ben de belki öyle bir dönemden geçiyordum herhalde. Bütün Atlantis... ...kayıp kıta videolarını bile izledim yani. Muğ falan. <laughs> evet. Atatürk de ilgilenmiş biliyorsun onu. Evet çok Muğ iyi. Yani. aramış yani. Baya. Atatürk öyle kitaplar da okuyor. Aslında şeyleri Şükranalı, anlatıyor. Şükran anlatıyor. anlatıyor ya zaten. Ama ona tabii ...arama gerekçesi şey değil. Buna tamamen... ...inanmasından falan değil. Hı hı. Biraz yani böyle Türklere bir başka bir hani... Medeniyetin merkezine doğru Türkleri taşımaya çalışıyor. Evet başka bir medeniyete izafe edebilir miyiz? Türkler için başka bir medeniyeti? Yani hani bu Orta Doğu'da... Türemiş, Bataklığından evet, değil. Evet Orta, Doğu, <laughs> Orta Doğu'da filiz vermiş kültürlerin dışında başka hmm. bir medeniyeti referans alabiliyor muyuz Türkler için? Biraz böyle bir arayış Onun var. Çok Evet zaten temel arayışlarından biri o. Bu ama şey çok ilginç yani set Guru'nun şeyleri yani orada insan en şunu şey yapıyor. Bir de insanın üzerine de düşünmek de gerekiyor. Yani hep hayat kamu problemleri işte tarih falan üzerine düşünüyorsan bir de insanın neyi, niye düşündüğü niye öyle davrandığı da üzerine derinlikli olarak düşünülmesi gereken. Yani bu sadece bir yaşam koçlarının falan yani dinlerin de bu konudaki şey kaslarını biraz daha geliştirmesi gerekiyor. Onlar mesela Hint felsefesi aslında biraz bu insanların bu ihtiyacını da karşılıyor ve o anlamda hani biz buradan baktığımızda işte bir takım gurular var aç kalıyorlar işte insanlar da gidiyor zenginler şımarık zenginler gidiyorlar oraya tabi oluyorlar gibi karikatür edilecek bir şey değil. İnsanlar gerçekten de hayat üzerine de birilerinin uzun solukluğu ve birikim hı hı. üzerine düşünmelerine de saygı duyarak oralara gidiyorlar. Hint felsefesi biraz bu yani aslında. Evet, Öfke, yani... sevinç işte mutluluk aşk bunlar üzerine bayağı bir orada birikim var ya yani insan o felsefe bunlar üzerine çok uzun yıllardır konuşuyor. Yani o adamların kendi üretimi değil bunlar çoğu yani değil mi? Ya Hint felsefesinden çok köklü bir spiritüalizm geleneği türetilmiş bir kere. Bu konuşan eden işte kişisel gelişim koçu gibi gördüğümüz spiritüalistler aslında oradan Alıyorlar faydalanarak oradan. alarak Hı -hı. geliştiriyorlar. Hakeza Budizm de öyle. Ve bu geliştirdikleri külliyat içinde Hint felsefesinin özünde aslında şu var yani. Bunlarla ilgilenmek e, ve Hint felsefesinden, Hinduizm'den ve Budizm'den türetilmiş o kişisel gelişim diyebileceğimiz ya da e, mindfulness hmm. diyebileceğimiz o akımların aslında değdiği bir hakikat var. O da şu. Neden başıma bu geldi? Hmm. Bu, bunlar benim neden başıma geliyor? Sorusu insanı bir yere götürmüyor. Çünkü gerçek de bu değil. Yani... ...bir kere... E, ...hükmeden... ...ve hükmedilen... ...arasındaki o sınırı biraz... ...silikleştiriyorlar. Hmm. E, o belirsiz çünkü. O orada. belirsiz onlarda. Hükmeden, hükmedilen, belirsiz. Yani sen yaratan... ...ve yaratılan arasında... ...geçişkenlikler ve... E, Temaslar çok daha yoğun bu felsefelerde. Dolayısıyla aslında sen yaratma alanını, yaratıcıya e, neyi yaratacağına dair feedback verebilirsin. O alanı besleyebilirsin. Haşa değil. Haşa. Böyle bir felsefeleri var yani. Böyle felsefeler var bu da insanlara daha cazip geliyor. Evet. Çünkü insana e, ee, Semavi dinler daha fazla, biraz kamusal dinler yani insanlarla ilgileniyor ama o kadar derinlemesine de şey yapmıyor. Bütün okları da insanı kendisine bırakıyor. Evet. Hani sen aslında bu tasavvufta da olan bir şey var. Bir şey sen kendin güzel bakarsan, güzeli görürsen evet, o çok sana var, gelen de güzel ve hayırlı olur gibi bir şeyle e, insanın bir şey değiştirilecekse kendinden değiştirmeye başlaması hmm. gerektiğine dair. E, ...bir öğretileri var. O çok bana saman tadı gibi geliyor ama artık. Ama geliyorum. işte diye, genellikle insanların dikkatini çeken şey bu. Oh, evet. Ee, yılın filmi. Sen çok aslında e, sen eskiden çok film yazıları yazardın. Arada yazıyorsun ama <laughs> evet. e, eskiden hani çok düzenli bir şekilde yazardın film yazıları. Ve çok güzel tadı çok güzel olurdu o yazıların. E, çok da film izliyorsun çok dizi izliyorsun bu ara. Hep izliyorsun aslında. Ben sana yani çok film ve dizi tavsiyeleri aldım ve <laughs> genelde hiçbir boş çıkmadığı için de, o yüzden de söylüyorum. Merak ediyorum. Böyle tabii bir sürü vardır ama böyle seni düşündüren film. Yani teknik olarak çok iyi olması gerekmiyor. Yani böyle bir sinema sinema olarak başarılı, müthiş bir film olması gerekiyor. Seni üzerine film, düşündüren filmler diyelim. Tek bir film adı veremeyeceğim ama Open yani Oppenheimer iyi bir filmdi. Hmm. Ama zaten bunu büyük bir buluş değil yani Oppenheimer iyi bir film demek zaten. E, ama çok iyi bir biyografiydi bence. Hani hı hı. tarihte önemli bir kişilik. Hani onu bir canavar olarak resmetmeden onun kendi zorunluluklarını, pişmanlıklarını ve o pişmanlıklarının sonra başına nasıl bir aslında devlet tasallutu olarak döndüğünü evet. çok iyi anlatıyordu film. O anlamda gerçekten bir sıraya ben de Oppenheimer'ı koyarım. E, Netflix filmi vardı dünyayı arkada bırak. Hmm. Ben evet, onu çok ben, beğendim. Ben de izledim ama. Yani sonu çok hızlı bağlandı. Obama'nın yapımcılığını yaptı film. Evet, Obama'nın yapımcılığını yapalım. yapması da filme artı bir değer katıyordu. Çünkü hmm. bu film aslında bize bir şey mi söylüyor? Hani bizi bazı konularda uyarıyor mu hmm. gibi? Ne gördün Bu açılardan de? dikkat çekiciydi. Çok da Derimle ya spoiler özgür. da Derelim, verelim çok çünkü Çok kaliteli bir film değil, kaliteli bir film değil. Çok. Nasıl? <laughs> yani böyle çok parlak bir film de değil aslında yani şey olarak bakıldığında. Ya ben beğendim bilmiyorum. Hmm. Ben i̇şaretleri çok iyi buldum. Yani renklerin kullanımı çok iyiydi. Her hmm. gerilim olan yerde kırmızının olması. Evet, her huzur öyle, arayışında mavinin olması. Evet. Tablo sürekli değişiyor. Hmm. Yatak odasına astıkları bir tablo var. Öyle mi? Değişiyor Aile muydu? geldiğinde sığ bir deniz. Olaylar kabarmaya başladığında denizin seviyesi Gerçekten. yükseliyor tabloda. Aa, hiç ben ve ona. ondan Aa. sonra daha da dalgalar geliyor tabi bu, bu tür hoş işaretler var. Hmm. Sonra mesela sahile giren gemi evet, White Line. O o, evet. Geminin adı White Line. Aa. Ve bu eskiden bir köle taşıma gemisi 1600'lü yıllarda. Yani hmm. ırkçılıkla hmm. ilgili zaten vurguları çok zekiceydi ve çok yerindeydi film. O hmm. Amanda karakteriydi sanırım. Amanda'ydı. Julia Roberts'ın oynadığı rolün o ince ırkçılığı Hmm, daha siyahilere evet karşı siyahilere karşı olan o ince güvensizlikleri ve ince ön yargıları çok iyi işlenmiş. O da diye böyle şehirli reklamcı evet. şey dedim profilde aslında. Hı hı. Şehirli reklamcı ve daha o havuz kenarındaki sahneden suya girmek istemiyorum diyor genç kız. Neden saç yüzünden mi diyor mesela? <gülüyor> evet, <gülüyor> hani evet, evet, bunlar evet. çok e, yakalayana yakalayan için tatlı detaylardı. Evet. Çok. Ve bodrumda yaşadılar. Yani aile evden ayrılmak istedi. Sonra siyahi tekrar aile. gelmek istedi siyahi aile. Onlara Değil, ait olabileceğini. Aynen, beyaz aile. Hmm. Beyaz aile siyahi aileye kendi evlerinde misafir. Evet. Ya da mahkum muamelesi yaptı aslında. Evet, i̇nanmadılar onların o eve sahip olabileceğine. Evet, o evin sahibi olacaklarına önce inanmadılar. Daha sonra tehlikeli olabileceklerine dair kaygı evet. geliştirdiler. Sonra hızlı evi terk etmeye çalıştılar. Size de bunu Ama Tesla'nın <laughs> Tesla arabalarının geri e, yani fabrika ayarında var olan merkeze çağırma hmm. ayarı nedeniyle otoyollar kapandığı için evet. terk edemediler. Evet, Tekrar geri döndüler iş. ve evet. geri döndüklerinde bile ya size artık bodrumda kalmayın demediler. Hani hmm. e, hani size artık kendi odalarınızı verelim. Biz Bodrum'da kalalım bile demediler. Hani bu tam bir beyaz üsttenciliğinin hani kendini sorgulama yetisini yitirmiş bir beyaz üstünlükçülük aslında o. Evet. kendini hak ettiğini düşünüyor yani orada en iyi şartları kendisinin hak ettiğini düşünüyor. Evin sahibi olmasa bile. Ve ayrıca şey güzel de yani dünyayı yöneten ailelere gidiyor bir yer. yani evet. bu Siber bir tehlike var. Bütün elektrik, internet aksamı bitmiş. Bir saldırı mı var? Dünya yöneten aileler bir şey mi planlıyor? <laughs> Muhabbetinden sonra o karakterin soyadı Skat olan siyahi evin babasının daha önce duyduğu replikleri aktarmasının akabinde şöyle bir ifades var: Ya kimse yoksa, hani hmm. yani biz hep dünyayı dünyanın üzerinde planları olan beş aileden bahsediyoruz ya da onlardan korkuyoruz. Öyle bir komploya geleceğimiz gibi bir düşüncemiz var ama belki de dünya başı boş. Yani daha kötü bir senaryo bu aslında. Hı yani hı. dünyanın başı boş bırakıldığı, kimsenin de öyle dünya yönetmeye falan çalışmadığı tamamen ipini koparmış bir teknolojik gelişme sonucunda büyük bir çöküş, çöküş olması aşırı. ihtimali. İç savaş gibi bir şey de var değil mi? Böyle uçaklardan bir atılıyor. Bazıları Çince gidiyor, bazıları Arapça gidiyor. Yani filmin bize verdiği aslında kapasitesinin çok üstünde yol almış bir teknolojik evrim var. Ee, ve teknoloji bağımlılığı had safhada ee, ve bu bir anda çöktüğünde o boşluğu Amerika'nın bunca yıldır e, düşman ettiği kişilerin kaçınılmaz olarak ülkelerin kaçınılmaz olarak boşluğu dolduracağı. Yani hiçbir aslında bilim kurgusal bir şey yok. Fantastik bir şey yok. Yok. E, tamamen olma ihtimali yüksek bir olgudan yola çıkılarak yazılmış bir distopya. Teslaların gerçekten de e, fabrikaya dönüş şeyi çok mantıklı evet, geliyor insana. Olabilecek bir şey o. Hepsi olabilecek şeyler. Hı hı. Çocuğun şeyi e, Friends Friends dizisinin finalini takıntı halinde ona kafayı takması. Evet. Yani hala dizinin sonunu. Ama o çocuğunu Friends dizisini genellikle herkes çok olumsuz yorumlamış. Ama aslında o kadar ben olumsuz görmedim. Friends dizisi televizyon tarihinde hani gerçekten insani bağlar kurulabileceği, insanların birbirleriyle hmm. doğuştan değilse bile sonradan kardeş ya da akraba gibi yaşayabilecekleri, olabilecekleri yani aynı mekanı paylaşmaktan tutun her şeyi birbirleriyle filtresiz bir biçimde paylaşabilecekleri hiç yaşanmamış ama herkes tarafından keşke olsa denilen hmm. bir o dostluk o, onu evrenine tekabül eden bir dizidir. Yani ondan iyisi çok da çekilmemiştir gibi bir durum var yani. Hmm. Ve kızın aslında ona olan saplantısı o küçük kızın çünkü öyle şey bir kız değil. Sezgileri güçlü bir kız. Evet. Friends saplantısını ben öyle okudum mesela. Ve? Kötücül bulmadım. Çok zengin bir ailenin varamadığı, kendileri varamıyor çünkü savaş. Çünkü o bir şeyde biraz böyle şehrin dışında bir yerde oluyor bu dediğimiz olaylar. Kız oradaki evi sığınağını buluyor. Hı hı. Ve o sığınak bayağı bulan büyük o kız bir, bir yani, sığınak nitekim. yani. Ee, yıllarca yaşamak üzere e, sığınaklar orada da şey mesajı ilginç yani zenginlerin sığınakları yani <laughs> bir şey olacak ve zenginler hazırlanıyor. Bu da bugün aslında serbestiyette Yunus Emre Erdoğan'ın e, bizim programı çektiğimiz gün e, yazısı bunun üzerine bir yazı yazdı. Çok güzel bir yazı e, orada şeyleri anlatıyor. İşte Zuckerberg'in Haiti'deki ev artı sığınak hı -hı, e, inşa etmesi hı -hı. kendine. Ee, şeyin e, Bezos'un şeyde Florida'da bir adada zenginlerin olduğu bir adada yaptırdığı evin yine sığınağı olması falan böyle örnekler veriyor ve bu sığınak e, merakının hani böyle lüks ve uzun süre yaşanabilecek sığınak merakının aslında e, dünyada bir şeylerin ters gittiğinin de bir işareti olduğunu bir de bu Mars'a gitme çabaları var hem Bezos hem e, evet. Elon Musk sürekli bir dünya dışında koloniler kurmanın peşindeler. Bunun böyle fantastik ve e, sadece bir macera peres bir değil şey olmadığını değil. Hmm. bir sürü şey dünyadaki hem dünyadaki Çok güç önemli. dengelerinin bozulması, iklim krizi var, işte göç meselesi var böyle hani dünyanın bir anda böyle bir kaotik bir hale ile ilgili bir korkunun e, sonucundaki bir e, ilginç bir tedbir olduğunu tehditin, yazıyor aslında. Özellikle tehditin dışarıdan geleceğine dair varsayımlarınız ...daha güçlüyse yani... ...statistiki veri olarak... ...tehdit dışarıdan gelecek olasılığına... ...daha fazla yatırım yapıyorsanız... ...onu daha... ...güçlü bir ihtimal olarak görüyorsanız... ...sığınak çok güçlü bir tema. Ama mesela benim bu yıl izlediğim en iyi dizi... ...olarak evet, anabileceğim... ...A Murder <laughs> at the End of the World... Hmm. ...dizisinde de var o bir nerede? sığınak... O nerede? Ben izlemedim hiç. O nerede? Disney Plus'ta. Disney Plus'ta. Hmm. Hmm. Ee, mini, mini dizi... Hmm. 8 bölümlük filan. Çok çok başarılı bir yani. şimdi içinde hem helikopter ebeveyn var hem iklim krizi var hem İzlanda'nın inanılmaz görsel. İzlanda'da geçiyor. Evet görsel İzlanda'da değeri çok da, yüksek. Ve polisiye mi? Ve polisiye. Harika. Faktörler İkisi zaten var. yeterli. cinayet var yani. Yine, yine Elon Musk'ı andıran bir teknoloji devinin yaptığı yani çağırdığı bir otelde ee, kendi alanında uzman 8 8-10 kişi buluşuyorlar. Bir tanesi de bizim Darby Hart isimli bir kızımız. Ee, amatör dedektif ve polisiye romanı yazarı. Hmm. Çok zeki, teknolojiden de anlıyor. Ee, bu Clive Owen'ın canlandırdığı teknoloji devi Andy. Eşi de eski hacker ama rezil olmuş falan böyle bir itibar kaybı yaşamış Lee isimli bir kadıncağız. İkili'nin evlilikleri Biraz değişik hemen anlıyorsun ne olduğunu. Sonra kızın amatör, kızın eskiden tanıdığı, sevgili olduğu bir genç sanatçı öldürülüyor. Ve bu tabii ki eski o aşklarına dair duygusal e, durumu alevlendiriyor. Bir dramatik şey kazandırıyor filme, diziye. Ama aslında ele alınan şey çok e, o cinayetler artıyor ve de gitgide devam ediyor. Ve sonra anlıyoruz ki spoiler vereceğim burada yani istersen. az kimse kusura bakmasın. Spoiler alert buraya evet. koyuyoruz bir tane. Yani sonra anlaşılıyor ki hani o teknolojiyi mükemmelleştirme aşamasında o yapay zekayı her şeyi yapabilen, insanın yerine her şeyi yapabilen bir hmm, yardımcı olarak tasarlamak pek iyi bir fikir değilmiş. Hmm. Çünkü bu Andy'nin bizim Elon Musk'ı andıran teknoloji devinin hem çok iyi bir çocuk yetiştirmek hem inanılmaz iyi bir dünya ve yapay zeka kolonisi kurgulamak hem iyi bir baba olmak hem güvende olmak gibi birden fazla talebi var hayatla ilgili ve birden fazla kaygı ve endişe kategorisi var ve kendi geliştirdiği yapay zekayı da hem güvenlikçi hem psikiyatr olarak <laughs> konumlandırmış ve terapi sırasında kaygı ve endişe olarak dile getirdiği her şeyi yapay zeka aynı zamanda güvenlikçisi de olduğu için hem o kişinin hem alanın tehditleri temizliyor yani. Hmm. Ve burada mesela sorumlu kim? Yani cinayetleri yapay zeka işliyor. Ama aslında yapay zeka mı işliyor? Promptu giren işliyor aslında. Evet. Veriyi giren, komutu yani komut girme belirsizleşmiş oluyor. Sen aynı zamanda psikoloğun, psikiyatristin olarak kullandığın yapay zekayı aynı zamanda güvenlikçi olarak da atıyorsan e, aslında cinayeti sen işlemiş oluyorsun. Bu A Murder at the End of the World dizisinin başrolünde ayrıca e, şey oynuyor Crown dizisinde genç dayanayı oynayan evet, Crown e, kişi oynuyor. Da Dizinin yiterken. oyunculukları zaten çok ilginç. "Clive Owen, teknoloji milyarderi Andy". Canlandırıyor daha klasik bir oyunculuk ama e, yani de güzel genç başlar. oyuncuların oyunculuk performansları da çok değişik o da insanların ilgisini çekecektir yani başka film bir, bir ya filmden bir, daha basit bir gün hiç, hiç ilgi çekmemiş ve bu yönü beni şaşırtmış bir film vardı 3000 yıllık bekleyiş diye bir film böyle geldi geçti dörtte e, üçü İstanbul'da dörtte üçü İstanbul'da geçiyor filmin Pandemi nedeniyle sahneler İstanbul'da çekilmemiş ama aslında İstanbul gösterilmiş yani yine yani artık teknolojik imkanlarla yapmışlar. Allah yani çok Türk fazla haber olmadı. Yani Türk dizilerinde hiç olmadı. Tilda Swinton başrolde, ee, İdris Elba ne diyorsun? diğer başrolde. Ee, filmi çeken de öyle boş hani yeni bir yönetmen değil. George George Miller'dı galiba. Bu Mad Max Fury. Hmm. Bunu çeken bir yönetmen. George Niye İstanbul'da oluyor bu olaylar? Ya bir fantastik bir öykü. Çok hmm. fantastik. Çok böyle... Hmm, the gene, Neyse orijinalini şey yapamayacağım da... Bir çeşmi bülbüle kapatılmış bir cinin... Bir edebiyat İstanbul ziyarete gelen... Konferanslar için İstanbul'u ziyarete gelen bir... Ve bir hikaye arayışı olan kitap yazacak vesaire. Öyle bir arayışı olan, perada kalan, klasik bu Agatha Christie göndermelerinde içeren Cine bir edebiyat var. profesörünün evet aldığı, kapalı çarşıdan aldığı bir çeşme bülbülün içinden çıkıveren ve üç dileğini söylemesini isteyen Biraz orientalist bir oldu ama öyle değil galiba. Sen kendine göre. Tabii ki o biraz oryantalizm var yani olmaz olur mu? <laughs> Bin bir gece masalı atmosferi ve işte o eski oryantalist... Osmanlı tablolarını. <laughs> E, itinayla andırıyor. Ama bu bizim yani Türk izleyicisini durduran bir şey değil. Çünkü Hazreti Süleyman'dan başlıyor. Bu yani cin bir kere çok doğu toplumlarına özgü bir varlık. E, şeylerde yok o kadar yani. Hani Hristiyanlarda hmm. yani onlar iblis derler vesaire. Portlak onları daha Fortlak, kötü bir karakter. Hayalet vesaire ama e, cin çok doğuya özgü bir karakterdir ve hem iyisi hem kötüsü vardır illa net kötü ya da net iyi değildir. Evet, doğru. Bak, ee, hiç bu yönü çok değişik bir batılı yönetmen yapımcı gözünden. Ee, bu da misin, çok belirtin, iyi konumlandırılmış yani şeyi hmm, olduğu gibi anlatılmış ve üç dilek dilemekte direniyor yani diyor ki, üç tane dilek söylemek istemiyorum. Çünkü ben de edebiyat profesörüm, yüzlerce hikaye okudum ve bu dilekler hiçbir zaman insanın hayrına olmaz. <gülüyor> 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 ve böyle bir paradoksla başlıyor bu iki kişinin arkadaşlığı ee, ve Jin kendi hikayesini anlatıyor ee, ki o hikaye de Hazreti Süleyman'dan başlıyor Osmanlı saraylarında büyük bir kısmı Osmanlı sarayında, bir kısmı da yine bir Osmanlı yalısında. Ne geçiyor. güzel turizm potansiyeli olan bir evet. filmmiş Evet <laughs> ona şaşırdım zaten yani baya e, İstanbul'dan, İstanbul hani kapalı çarşıdan İstanbul yalarından Osmanlı sarayından epey dörtte biri de Londra'da geçiyor hmm. hikayenin. İlginçmiş. Baya ilginç İdris Elba'da rolünü iyi oynuyor. Ve yine orada da bir teknoloji eleştirisi var. Bu teknolojiye boğulma halinin hmm. bu tür metafizik yaratıklara dahi zarar vermesiyle ilgili hani tabii ki kalkmış ona üzülecek değiliz kendimiz. O kadar zarar görürken ama. E, bir gösterge tabii bir kıstas. E, olarak o da verilmiş yani bu teknolojiye boğulma, bu elektromanyetik dalgalar arasında yaşarken aslında e, insan olarak epey hırpalandığımızı anlıyoruz. Yine filmdeki bu mevzunun üzerine Olgularda. insanlık gidecek herhalde. Bu konu... Yani... Evet. Çeşitli metafizik ve mistik şeylerle, olgularla, o, o tür şeylerle evlendirilerek Hı -hı. E, yapılıyor. Bu tür modernite eleştirileri, kentleşme, yoğun dijitalleşme evet. eleştirileri. Yavaş yavaş yılı kapatalım. E, Programını da toparlayalım. Birkaç Belki üç dilek olmayacak ama <laughs> senden üç dilek istemiyoruz. <laughs> Önce bir 2023'e bir veda mesajı vermek isteseydin. Nasıl bir veda etmek isterdin 2023'e? Git artık falan demek isterdim. Herhalde çok kibar olmazdım yani. Daha çok daha nazik zaten. olmak gelmiyor YouTube'da söyleyebilirsin. <laughs> çok nazik olmak gelmiyor içimden. <laughs> Onun yerine 2024'de biraz yalakalık yapmayı 2024'de tercih ederim. 2024'e merhaba <laughs> mesajı. Yani 2023'ü kaba bir biçimde gönderirken 2024'ü biraz eğleyip peyleyerek karşılamayı 2024'e taviz vererek karşılamayı de böyle tercih eder. olabilir miyiz? Çok 2023'ü de kaba bir biçimde karşılamıştım. Belki hmm. o iyi gelmemiştir. Yani 2024'de biraz daha nazik ve Lütfen hepimiz için bunu yapar mısın? Evet. Lütfen 2024 hepimiz için biraz daha nazik ve merhametli olsun. Evet. Bunu diliyorum yani. Tamam. Çok teşekkürler Nihal. Ben teşekkür ederim.